Arkadaşlar merhaba, Kripto Emre'ye hepiniz hoş geldiniz. Şimdi yılın son soru cevap videosu için birlikteyiz tekrar. Biliyorsunuz Twitter'dan arada işte sorularınızı topluyorum. İşte neleri merak ediyorsunuz, hangi soruları cevaplayayım bu videoda diye. Orada da işte gelen sorulardan en çok like alanları ya da en çok sıklıkla sorulan soruları da bu videolarda cevaplamaya çalışıyorum. Bu format tuttu gibi, çünkü hani insanların çok merak ettiği şey var. Benim fikirlerimi almak istiyorlar ya da yani çok basit bir şekilde öğrenmek istiyorlar. O yüzden hani bunları daha sık yapmak istiyorum. Videolar çok uzun ve bayıcı olmasın diye 4 ila 5 soru falan alabiliyorum. Ama hani daha sık yapmamı istiyorsanız lütfen yorumlarda söyleyin. Ya da mesela canlı yayınlara başlayabiliriz. Hani şimdiye kadar kanalda hiç canlı yayın yapmadım. Sadece eskiden geçen sene Patreon'daki VIP kullanıcılara işte aylık bir özel canlı yayında telekonferansta işte bir 40-50 kişi bağlanıp ondan sonra onların sorularını cevaplıyorduk. Beraber piyasayı analiz ediyorduk. Hani öyle bir formatı YouTube'a da getirebilirim. Ama tabii bunun için sizden rağbet olması lazım. O yüzden neler düşünüyorsunuz hepsini yorumlarda bekliyorum. Siz de bana bir soru sormak istiyorsanız, bir sonraki videoda sizin sorunuz da çıksın istiyorsanız beni Twitter'dan takip ettiğinizden emin olun. Bütün sosyal medya linklerim zaten video açıklamasında var. Şimdi bu haftanın sorularına gelmeden önce bu videonun da bir sponsoru var arkadaşlar. 1xbit.com. 1xbit'ten daha önceki videomda bahsetmiştim. Orada hani insanlar bunu denemek istediklerini söylediler. O yüzden 1xbitçiler sizler için, daha doğrusu bizim kanal için bir jest yaptılar. Emre40 diye bir promosyon kodu oluşturdular. Şimdi siteye girdikten sonra işte üye olduktan sonra menüde şey var. Hediyeler ve bonuslar gibi bir kısım var. Oraya tıklıyorsunuz ve bu Emre40 kodunu yazıyorsunuz. Daha sonra oradaki oyunlarda 40 bedava spin veriyorlar size. İşte 40 kere bedava oyunu oynadıktan sonra işte bir para kazanacak olursanız da onu Bitcoin olarak sistemden çekip ödülünüzü alabiliyorsunuz. İşte şey, katılım şartları, detaylar, nasıl yapacağınız falan aşağıdaki linkte var. Hemen video açıklamalarındaki ilk linke koyuyorum. İlginizi çekiyorsa muhakkak göz atın. Çünkü bu kampanya ilk 200 kişiyle sınırlı. Şimdi gelelim ilk soruya. Crypto Elf demiş ki, combo bir soru sormuş. 1. Piyasa neden chilliz, shilliyor? 2. BNB için CZ'in sürprizi ne olabilir? 3. Staking ile lending arasındaki fark ve riski. Coca-Cola sponsorluğunda aduket atarak başladığım videoları bekliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Zaten esprili yorumun bayağı rağbet görmüş. Bir sürü like almış. O yüzden bu soruyla başlamak daha doğru olur. Gelelim hızlı hızlı 3 sorunun cevabına. Piyasa neden chilliz, shilliyor? Yani çok genel bir cevap vereceğim. Piyasada bütün altcoin'ler shilleniyor çünkü. Yani hani herkes kendi altcoin projesine daha çok yatırımcı çekmek, daha çok para kazanmak, fiyatı daha yukarı taşımak için shilliyorlar. Eskiden bunu YouTube kanalları üstünden ya da işte Twitter fenomenleri üstünden coin incelemesi videolarıyla yapıyorlardı. Ki yani ne yalanım olsun, ben de yaptım. Ama ben mesela her yaptığımda da bu sponsorludur, reklamdır dedim. Başka kanallarda da görmüşsünüzdür o tarz videoları. Onun dışında Twitter'dan falan işte böyle tweet storm olarak coin shillenirdi. Ne oldu ama sonra tabii altcoin rallisi patladıktan sonra insanlar hem para kaybettiler hem de yani bu tarz reklamlara bağışıklık kazandılar. O yüzden pazarlamacılar da boş durmuyorlar tabii. Daha yeni yollarla coin shillemenin yolunu buluyorlar. İşte airdroplar öyle icat edildi. IEO'lar öyle icat edildi. Artık bu ara online reklamlardan çok offline etkinliklere çok şey diyorlar, ağırlık veriyorlar. Ki Chili's örneğinde de mesela İstanbul'da bu adamlar bir ya da iki defa bir meetup organizasyonu düzenlediler. İnsanları toplayıp işte Chili's'le ilgili, teknolojisiyle ilgili falan şeyleri, gelişmeleri anlattılar. Geçen hafta İstanbul'daydım. Binance ekibiyle, Binance burada Türkiye'de ofis açıyor, görüştük. Onlar da mesela şöyle bir trend görmüşler. Ne zaman bir altcoin İstanbul'a gelip işte şeyini shillerse etkinlikle coin'ini, o coin aynı hafta içinde Binance'de 2 kat ya da 3 kat pumplanıyormuş. İlgincime gitti. Hani bu teoriyi test etmek lazım. Biraz ben de artık takip ediyor olacağım. Mesela önümüzdeki günlerde hangi altcoin gelecek de İstanbul'da etkinlik yapacak diye. Şimdi gelelim ikinci soruna. BNB için CZ'in sürprizi ne olabilir? Yani CZ'in çocuğu BNB. Çünkü hani Binance'in native token'ı işte Ethereum Network'te başlamıştı. Şimdi kendi chain'ine geçti. Biliyorsunuz Binance çok proaktif, inovatif bir borsa. Bu arada Binance üye değilseniz mutlaka üye olun. Onun da Binance üyelik linkini video açıklamasında koyuyorum. Benim referans linkimi. Çünkü bu ara çok şey de gelmeye başladı bana. Telegram'dan, sohbet kanalımızdan. İşte Emre Bey, bu şey altcoin niye Paribu'da yok? Ya da ne bileyim, ben Paribu'da alışveriş ediyorum, takas yapıyorum falan. Hani Paribu güzel bir borsa. Hatta Türkiye'nin en büyük hacmine sahip borsası.
Ama yani Türk bir borsa olduğu için bir Binance kadar büyük hacimde değil. O yüzden hani hem emir defterleri daha dar, hem komisyonlar daha yüksek, hem de hani Binance gibi size böyle ekstra şeyleri yok, teknolojik özellikleri yok. Staking yapamıyorsun, lending yapamıyorsun, margin trading yapamıyorsun. Bir sürü eksiği var. Hepsini geçtim. Komisyon bir kere yani. Çok day trade yapıyorsanız, altcoin alıp satıyorsanız, Binance bu işin şu an en başarılı örneklerinden bir tanesi. Türkçesi falan da var. Hani eskiden İngilizcesini çözemiyoruz diyor olabilirdiniz ama şimdi Binance'e girmenizde çok mantık var. Yani ne sürprizi olabilir Binance'in CEO'sunun BNB ile ilgili? Binance zaten sürekli BNB'nin fiyatını yukarı taşımak için çalışıyor. Binance'in kendi token şeyinde zaten sisteminde bir token burn mekanizması var. Gitgide tokenları yakarak arzı azaltıyorlar, fiyatı yukarı çıkarmaya çalışıyorlar. İşte BNB üstünden yapılan trade'lerde şey, komisyonu çok daha ucuz ödüyorsun Binance'de. IEO'lara girmek için BNB'ye ihtiyacın var. Ne kadar çok BNB tutarsan ondan sonra IEO'lara giriş token'ı kazanıyorsun falan filan. Yani bu tip şeylerin devamı gelecektir. Çünkü BNB 30 dolarları görmüştü hatırlarsanız. Yani şu gebelik altcoin piyasasında bile. Bence tekrar oralara gelme şansı çok yüksek. Çünkü Binance hala faal bir şekilde tüm dünyada büyümeye devam ediyor. İşte demin dediğim gibi Türkiye'de 20 kişilik falan ofis açıyorlar. Türkiye'ye özel bir ürün geliştireceklermiş. Amerika'da Binance US açıldı. Amerikan regülasyonlarına uyumlu bir şekilde orada altcoin alıp satıyorlar. Vietnam'da varlar, Çin'de varlar, her yerde varlar yani. Hani şey, bizim internet ekosisteminde Google neyse, altcoin ekosisteminde de Binance o. Son soruya gelelim. Staking ile lending arasındaki fark ve riski. İkisinin de bir riski yok. Aslında lending'in var ama şimdi anlatınca anlayacaksınız. Staking demek proof of stake mekanizmalı coinlerde elinizdeki coinleri işte cüzdandan stake ederek o network'ün kuvvetlenmesini sağlıyorsunuz. İşte proof of work'le nasıl yeni hash rate yaratan makineler, ASIC cihazlar ya da GPU mining'le işlem gücünü arttırarak network'ü güçlendiriyorsun. Proof of stake'le de elindeki token'ları ya da coin'leri işte stake ederek ben bunu buraya kilitliyorum. Bunlar işte şey network'te benim yerime oy kullansın diyerek network'ün güvenliğini sağlıyorsunuz. Ve işte siz delegasyonla yardım ettiğiniz için ortaya çıkan yeni coin'lerden tıpkı şey Bitcoin'lik proof of work ödülleri gibi proof of stake'de de yeni coin'ler işte stake edenlere dağıtılıyor. Bu çok daha enerji verimli bir şey, metot. Hani orada böyle bir algoritma çözmeye çalışmıyorsun proof of work'teki gibi. Sadece işte elinde ne kadar token varsa o kadar oy hakkın oluyor. İşte network'teki herkes yapılan işlemleri, transferleri falan bu oy hakkıyla evet bu doğrudur, değildir falan gibi otomatik bir şekilde oyluyor. Buradan da işte teorik olarak network'ü sağlam tuttuğun için bir ödül alıyorsun. Lending farklı bir şey. Lending aslında bizim normal bankacılıktaki şey borçlanma, borç verme, borç alma. Sen parayı bankaya koydun mu faiz alıyorsun. Banka da senin paranı alıp başkasına kredi olarak veriyor. Aradaki farktan kendi kazanıyor. İşte kredi faiziyle banka faizi. Lending de aynı şey aslında. Yani siz Binance'de ya da ne bileyim başka bir borsada coinlerinizi lend ettiğiniz zaman o borsaya ödünç veriyorsunuz. Borsada onu margin trading yani kaldıraçlı işlem yapmak isteyen insanlara borç veriyor. İşte o adam o işlemden zarar ettiği zaman oluşan karın bir kısmını da size faiz olarak borsa ödüyor. Hani bunun bir riski var mı? Eğer hani borç verilen adam sizin parayı komple batırırsa gibi bir risk var teoride. Ama bunun gerçekleşme ihtimali çok düşük. Çünkü yani şeyde işte margin trade'de falan biliyorsunuz sistem zaten borsayı ve lend edeni, borç vereni koruyor. Yani hani adam çok fena zarar ettiğinde, ana parası kadar zarar ettiğinde otomatik satış emri verip zaten o pozisyonu kapatıyor. Ha, o an otomatik satış emri verilemez, bir şey olur. Arada sizin para da kaynayabilir. Zaten kullanıcı sözleşmesinde hani böyle bir şey olursa ben sorumlu değilim diyor lending siteleri. Ama yani bunun olma ihtimali milyonda birden bile azdır. Şimdi gelelim ikinci soruya. Ahmet Kaya sormuş. Bunu aslında herkes soruyor ama Ahmet'in sorusunu seçtim. Ripple ve Stellar Lumen ne olacak? Daha ne kadar beklersek zararı kurtarıp kaçarız? Yorumlarınızı bekliyorum. Emre Bey, daha çok sürünür mü bunlar? Yani moralini düzeltmek isterdim ama daha sürünecek gibiler. Çünkü Ripple da artık benim canımı sıkmaya başladı. Biliyorsunuz bu sene düzenli olarak eridi. Hatta bu senenin en kötü performans gösteren iki altcoin'inden birisi Ripple, diğeri de Stellar Lumen. Ripple'da hani şey 19 sent çok kritik bir seviye. Dikkat ederseniz zaten ne kadar düşürürlerse düşürsünler 19 sentin geri üstüne çıkıyor. Hani 19 sentlerden kalıcı olarak daha aşağıya düşecek olursak Ripple'da artık yani ömür boyu elimizde kalacak gibi hissediyorum açıkçası. Ama Ripple'ın bütün geçmişine baktığınız zaman zaten yani diğer altcoin'lerden çok daha farklı bir grafik çizmiş olduğunu da görürsünüz.
Ripple durur 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 bam diye böyle bir anda ikiye katlar, üçe katlar. Yani çok çok sert hareketleri durup durup yapar. Hani şu şeyden, ortamdan da 19 senetlerden gene öyle bir hareket yapma vakti geldi. Çünkü hani geçmiş verilere baktığımızda o cycle'ın vaktinin geldiğini görüyoruz. Hani yaparsa bir 22 senetleri, oradan da 30 senetleri toparlama ihtimali var. Ama yapmayacak olursa ve 19 senetin altında kalacak olursa işimiz iş valla. Stellar Lumen ise bambaşka bir hikaye. Stellar Lumen de biliyorsunuz zaten Ripple'ın kuzeni, yani aynı teknolojinin çatallandırılması, daha merkeziyetsiz, daha işte akıllı kontratlar vesaire işlerine kullanılabilir hale getirilmiş versiyonu. İşte IBM'le çok çalışıyorlardı. Oradan prim yaptıydı 2017 sonunda, 2018'de. Şimdi o da geberiyor. Ama hani Stellar'cılar intihar ettiler biliyorsunuz. Birkaç ay önce ellerindeki şeyin token arzının yarısını imha ettiler. Hani %5 bine etkiledi fiyatı. %20 artar gibi oldu. Oradan yere düştü yani. O yüzden hani şeyde de Stellar'da da öyle bizi umutlandıracak yeni bir gelişme yok. Olacak bitecek bir şey yok. Bu iki coin de bizi garanti olarak ne zaman toparlatır? İşte olur da önümüzdeki yıllarda bir altcoin rallisi geldiği zaman toparlar. Altcoin rallisinin de gelmesi için bence önce Bitcoin'de bir rekor tazelememiz gerekiyor. Üçüncü sorumuz Mustafa Kutlu'dan. Security tokenlar nedir? Ne işe yarar? Regülasyonlar ışığında gelecekte nasıl konumlanacaklar? Şimdiden teşekkürler demiş. Şimdi bilgisayar güvenlikte de bir security token diye bir terim var ama sen herhalde kripto paralardaki security token'dan bahsediyorsun. Ondan bahsedeyim. İngilizce security demek işte menkul kıymet demek. Yani işte tuttuğun altın olsun, şey olsun, borsa hissesi olsun, devletten aldığın tahvil olsun, bono olsun, bunların hepsi birer menkul kıymettir. Security token demek de işte bir menkul kıymetin tokenize hale getirilmesi demektir. Yani işte hep konuşuyoruz ya mesela hani noterlik işlemleri, blok zincire yazılsa işler ne kadar kolaylaşır. Mesela senin evin bir token olsa, mesela o da bir security token sayılır. Ya da ne bileyim işte ICO'larda falan sen bir projeye yatırım yaptığında sana verdikleri tokenlar aslında bir security token'dır. Ki zaten Amerika'da biliyorsunuz Ripple'la ilgili dava olsun, işte ICO yapıp para toplayan şeylerin, projelerin peşine düşülmesi. Hani siz bir menkul kıymet yarattınız, hisse senedi gibi bu şeyleri, tokenları sattınız. Hani direkt ona yorumladılar. O yüzden security token demek bu demek. İşte bir dijital kripto yatırım fonunda pay alırsanız onu security token olarak alıyorsunuz. Ne bileyim işte altına dayalı işte digital gold inceledim mesela kanalda. Onu izlemediyseniz sağ üst köşeye yine şeyini, linkini koyayım. Çünkü o videoda da bu arada şu çekiliş var, bedava altın dağıtıyorum. O da bir security token'dır mesela. Bu arada token'la coin arasındaki farktan da bahsedeyim çünkü bu da çok karışıyor. Aslında şey, teknik olarak hepsi aynı şey. Çünkü hani dijitalleştirilmiş bir verinin işte belli bir şeyde tutulmasına token deniyor. Digital token deniyor. İşte bizim kullandığımız tüm coin'ler ve token'ler de aslında birer cryptocurrency token. Yani teknik olarak Bitcoin'in şeyiyle, sistemiyle herhangi bir RNC20 token'ın hani temelinde çalışma mekaniği aynı. Aslında hepsi token ama bu kripto para şeyinde, camiasında şöyle bir ayrıma gitmişler. İşte kendi blok zinciri olan, kendi chain'in üstünde çalışan ve sadece parasal alışveriş amacıyla kullanılan, parasal değeri olanlara coin deniyor. Ama işte security token olanlara, bir yerde senin bir malın olduğunu işte işaret edenler ya da ne bileyim işte bir utility token'dır, bir şeydir, şudur budur, başka işlemleri yapan ve başka bir ne derler, blok zincirde çalışan, yani kendi zinciri olmayanlara da token deniyor. Böyle bir ayrım var. Hani teknik olarak hepsi aynı bokun soyu ama hani aslında benim de dikkat etmem lazım bazılarına coin ya da token derken. Mr. Shawshank'tan ilginç bir soru gelmiş. BTC Rothschild ailesinin bir eseri olduğu söyleniyor. Economist dergisinin eski kapağında da resmedilmiş. Aynen işte orada Phoenix Coin diye böyle hani Phoenix kuşunun, Anka kuşunun olduğu bir çok eski şey vardı. Hepimiz paylaşmışızdır Twitter'da falan. Sence BTC'nin dümeninde birileri mi var? Yani bu olası bir senaryo. Hatta biz de kendi çevremizde çok konuşuyoruz yani. Satoshi Nakamoto hakikaten gizemli tek bir adam olmayabilir. Çünkü hani yazdığı white paper'a baktığınız zaman, yani kafasında oluşturduğu sisteme baktığınız zaman çok şey yani hani muazzam bir şey, yani çığır açıcı bir düşünce tarzı. Bu tek bir adamın aklından çıkmış olamaz diye herkesin aklına geliyor.
O yüzden mesela Satoshi Nakamoto bir grup da olabilir. Benim savım Satoshi Nakamoto adı altında. Bu tamamen Amerikan derin devletinin bir projesi. Çünkü hani biliyorsunuz dünyadaki dolarizasyon hegemonyası bitiyor artık. Bütün dünya bu işin aleyhlerine olduğunu fark etti. Hani kendi para birimleriyle ticaret yapmaya çalışıyorlar, dolardan kurtulmaya çalışıyorlar vesaire. Hani Amerika'da bu trendi gördüğü için bir sonraki doları oluşturmak adına Bitcoin'i oluşturmuş olabilir. Bu benim şeyim, tezim. Bizim Kerem abi var, mining ortağımız. O diyor, bir önce başta şey diyordu. Bu Bitcoin ve kripto paralar tamamen kumarhanelerin icadı diyordu. Çünkü yani kumar bu diyordu. Ne zaman ne olacağı belli olmaz falan. Sonra şeye çevirdi. Bitcoin fiyatlarını Pentagon'da kozmik bir odadan belirliyorlar demeye geldi. Falan yani. Hani olabilir. Ama işte çok fazla değişik dinamik var Bitcoin'in içinde de. Şimdi tamam, fikir Amerika'dan çıkmış. Kim tarafından çıkarıldığı belli değil ama şu an mesela Bitcoin şeyi, ekosistemini Çinliler sahiplenmiş durumda. Yani mining havuzlarına baktığınız zaman hash rate'in büyük bir çoğunluğu Çinli minerlardan geliyor. Hani Çinliler isteseler Bitcoin network'ü kitleyebilirler, transaction'ları durdurabilirler. %51 saldırısı yapıp bütün yapılan alışverişleri geri çekebilirler falan yani. İşin içine edebilirler ama etmiyorlar. Hani onlar da inansaydı bunun bir Rothschild ailesinin işi olduğuna falan. Hani zaten bu tezgah çoktan bozulurdu. O yüzden çok küçük bir ihtimal olabilir ama hani merkeziyetsiz bir yapının kime ait olduğunu zaten kestirmek çok güç olduğu için bu soruyu cevaplamak zor. Son soru da Umut San arkadaşımızdan gelsin. Neo 3.0 güncellemesi hakkında görüşleriniz ve olası bir boğa sezonunda bu güncelleme sayesinde eski 190 dolar seviyelerini görür mü? Güncelleme şimdiden Neo toplamaya değer mi? Yani Neo biliyorsunuz bu sene fena performans göstermedi aslında. Neo Çin'in Ethereum'u diye anılıyor. Ethereum da aynı şeyi yapıyor. Merkeziyetsiz bir işte akıllı kontrat platformu. O da Gas'le çalışıyor falan. Yani Proof of Work'le çalışıyordu. Şimdi onu da değiştirecekler Neo 3.0'da. Çin hükümetiyle araları iyi olduğu için daha kolay prim yapıyor. Hani olumlu gelişmelerden Çin'deki. Bu senenin başına 8 küsür dolarlardaydı fiyatı. 19 dolarlara kadar çıktı. Şimdi seneyi kapatıyoruz. Geri 8 dolarlara düştü. Yani hani aslında başladığımız yere geri döndük. Ama işte Umut'un da dediği gibi iyi günlerinde 190 doları görmüştü. Şimdi Neo 3.0. Ya bu 3.0'lar 2.0'lar nedense trend oldu işte. Ethereum'da da 2.0 şeyi deniyor. Ne derler? Güncellemesi deniyor. Neo'da 3.0 demiş. Hani orada bir şey daha eklemiş üstüne. Ama aslında Ethereum yapmaya çalıştığı şeyin aynısını yapmaya çalışıyorlar. Proof of Work'ten Proof of Stake'e dayalı bir mekanizmaya geçmeye çalışıyorlar. Ethereum'da nasıl bu büyük güncellemenin adı İstanbul'du. Neo'da da Bizans demişler falan. Yani aslında bu şeyler, ekipler birbirlerinden çok feyiz alıyorlar. Neo'da da işte Proof of Stake'e dayalı, staking'e dayalı bir işte konsensus mekanizması geliştiriliyor. Onun dışında akıllı kontratlarda iyileştirmeler gerçekleştiriliyor. Bir de işte transfer ücretlerini daha düşük hale getirmek için optimizasyonlar yapılıyor. Ethereum'dan farklı olarak, Ethereum çünkü çok daha fazla kullanıldığı için, bir de biraz daha ağır aksak çalıştığı için network, Ethereum'daki 2.0 güncellemesi 2023'e kadar sürecek. Ama Neo'cular 2020 sonu itibariyle her şeyi temizlemiş olacağız diyorlar ki o da doğrudur. Peki Ethereum 190 dolar seviyesini görür mü? Görür tabii. Ama demin bir soruyu tekrar cevapladığım gibi bunu cevaplayacağım. Yani 2017'deki altcoin çılgınlığındaki fiyatlara tekrar ulaşmamız için arkadaşlar Bitcoin'de rekor görmemiz lazım. Çünkü şu anki ekosistemi düşünün. Yani bizim gibi insanlar 2017'de, 2018'de girdiler bundan sonra. İşte coinler oradan bir %90 düştü. Onun üstüne bir %90 daha düştü Bitcoin bazında. Şimdi bu ortamda yani bizde para kalmadı, anlatabiliyor muyum? Bizim dönem girip de yani buna böyle ölümüne giren adamlarda para kalmadı. Nefesleri kesildi. Onlar zaten bu fiyatı yukarı taşıyamazlar. Onlar da fiyatın yukarı taşınması için bir beklemediler yani. Ellerindeki torbalarla bir fiyat yükselsin de satayım kaçayım şeyindeler, modundalar. Yani bu böyle bir ortamda bu coinler tekrar ne zaman yükselir? İşte piyasaya taze kan girdiği zaman yükselir. Peki piyasaya taze kan nasıl girer? İşte Bitcoin'in tekrar rekor tazeleyerek bütün dünyada tekrar manşetleri oturmasıyla olacak bir şey o. Yani Bitcoin tekrar 19 bin doları kırarsa, 20 bin doları kırarsa bu sefer
yeni bir FOMO oluşur. Yani işte aa bak bu o kadar da şey boş bir şey değilmiş, bak geri dirildi, şimdi 20 bin doları kırdı, demek ki bunun üstüne bir 200 bine gidebilir, işte 40 bine gidebilir. Herkes işte kendince hayaliyle piyasaya girmeye başlayacak. Sonra da işte bizim 2017 ve sonu 2018 başı yaptığımızın aynısını yapacaklar. İşte girecekler borsalara, CoinMarketCap.com'a falan. Ana bak bunun fiyatı da ucuzmuş, bak bunun işte bir tane Bitcoin bile alamıyorum ama işte şundan 1 milyon tane alabiliyorum. Bir de şansım bunu da deneyeyim falan filan derken öyle bir piyasaya yeni giren insanların çok dürüst olayım tamamen cehaletle altcoin'lere saldırması ile altcoin rallisi anca öyle gelecektir. Çünkü yani dediğim gibi bir sürü bag holder var, yani burada parayı kaybeden insanlar satıp kaçayım diye bekliyorlar, üstüne de para koymuyorlar. Altcoin'lere karşı zaten çok ciddi bir mücadele var. Amerika biliyorsunuz ICO ile çıkanların hepsini yasaklıyor. Poloniex Amerika'dan çekildi. Binance'in Amerika versiyonu da işte, yani şey versiyonunda, Çin versiyonunda bizim kullandığımızda kaç yüz tane coin var. Amerika versiyonunda 20 tane mi ne var yani. Hani yani şimdi böyle bir ortamda da işte giriş bariyerleri oluşturulduğu için altcoin'lere altcoin rallisinin gelmesi bence zor. Burada benim görüşüm NEO'da tekrar 190 dolarları beklemek yerine parayı kurtarmak için ya da hızlı bir şekilde kar etmek için 2020 model, 2019 model bag holder olmayan coinlere yönelmek. İşte Blockstacks gibi, Algorand gibi, ne bileyim işte Chili's gibi, Matic de öyleydi falan. Yani bunlar ilk çıktıkları için sen ilk şeyden girdiğinden, yani olaya en başta girdiğinden senin ne der, elindeki coinleri daha yüksek bir fiyattan başkasına çakma şansın daha yüksek. O yüzden hani şey, %99 zarardayken zaten hiçbir şey yapılmaz yani. Satıp çıkmanın da bir anlamı yok. Onlar öyle kalacak. Ama hani bu vadede de yeni bir yatırım yapayım diyorsan, elindeki %99 değer kaybetmiş şeye girmektense yeni tokenları araştırmak bence daha mantıklı. Şimdi bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah bu videoyu da faydalı bulmuşsunuzdur. Beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Dediğim gibi bunları daha sık yapmak istiyorum. Daha çok soru cevaplamak istiyorum. Canlı yayında daha tatlı olabilir bu arada. Yani işte sizin sorularınıza daha interaktif cevap verebilirim. Öyle bir şey istiyorsanız da yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bugünlük bu kadar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.